İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. İşsizlik problemi ciddi anlamda çözülecektir. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de işsizlik konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, yeni organize sanayi bölgelerinin açılmasıyla Mersin'in işsizlik problemi ciddi anlamda çözülecektir. Mersin yeni OSB ile bir gıda endüstri şehri kimliğine de kavuşacak. Mersin'imizi sıradan bir sanayi bölgesi olmaktan çıkarıp, gerçek anlamda bir endüstri şehri, bir sanayi şehri olma hüviyetini birlikte kazandıracağız, dedi. Mersin'de Engellilere Eğitim Merkezi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan engelli bireyleri mesleki eğitim merkezlerine kavuşturuyor. Çukurova Gazetesi. Vali Çakacak, OSB Başkanı Tekli ve yeni yönetimini kabul etti. Vali Özdemir Çakacak, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MTOSB 13. Genel Kurulu'nda yeniden yönetim kurulu başkanı olarak seçilen Sabri Tekli ve yeni yönetimini kabul etti. Kanserleri araştırırken kansere yakalandı. Mersin'de 1993 yılından beri kanserlerle iç içe olan, kanserleri araştırırken kendisi de kansere yakalanıp yenen doçent doktor Ahmet Ata Özçimen, bu hastalığın en büyük nedeninin stres olduğunu söyledi. Hakimiyet Gazetesi. Eğitim özen ister. Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, 2016-2017 eğitim öğretim yıl dönemi sonunda yaptığı değerlendirmede, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim yatırımlarına, ders kitaplarının hazırlanmasından eğitim yöneticilerinin belirlenmesine, sınıf mevcutlarından eğitimin layık bilimsel ilkeler doğrultusunda verilmesine, demokratik ve kamusal yönünün geliştirilmesine özen gösterilmelidir, dedi. Mezitli'ye yeni semt pazarı yapılıyor. Mersin'in Merkez İlçe Mezitli Belediyesi, mahalle sakinlerinin isteği üzerine Merkez Mahallesi'ne yeni bir semt pazarı yapmak için çalışmalara başladı. Haberci Gazetesi. Emekçiler bayram ikramiyesi bekliyor. Türk Bürosen Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Mustafa Güven, TÜİK'in açıkladığı verilere göre Mayıs 2017 enflasyon rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 18 bin Suriyeli çocuk karne aldı. Mezitli Geçici Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne dağıtım töreni düzenlendi. İmece Gazetesi. Başkan Can aileyi şaşırttı. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, iftar saatinde engelli Bestami Kadir Çalışır ve ailesinin misafiri oldu. Trafolar giydiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte görüntü kirliliği oluşturan kurumlara ait trafoları Tarsus evlerini sembolize eden figürlerle giydirerek estetik bir görünüme kavuşturdu. Güney Gazetesi. Mersin ulaşımda da marka şehir olacak. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in şehir kimliğini bir bütün olarak ele aldıklarını ve yürüttükleri çalışmalarda Mersin'in ortak aklını oluşturan bütün paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini söyledi. Öğretmenlerin çalışma şartları düzeltilmeli. Eğitim Bir Sen İl Başkanı Abdullah Çelik, iyi bir geleceğin eğitimin sorunlarını çözmekle mümkün olacağını belirterek, öğretmenlerin çalışma şartları düzeltilmeli, mesleğin itibarını güçlendirecek adımlar atılmalıdır, dedi.